Oturmak için bir şey lazım. Sen mi oturacaksın? Sen mi oturacaksın? He. Oturmana gerek yok. Ters koy onu. Onu ters koy. Bunu ters koyarsam oturmuş olurum. Tamam abi. Yumurta gelsin. Bir zamanlar gündiri. Çekme çekme bu kadar. Paparaziler bastı yani. Çekme çekme çobanı böyle bastı. Evet Cüneyt abi. Bence Cimri'nin biri Facebook'ta yeterince ilgi görmedi. Bunu neye bağlıyorsun? Ya bence güzeldi de o ara biz herhalde birkaç video falan attık. Arada yani kaynadı ya. İki hafta önce baya bir video attık. Arada kaynamış olabilir. Güzel bir şeydi. Videoydu. Abi yumurtadan önce ben bir şey demem. Yemin ediyorum. Cimri'nin ikisi son mu? Son abi. Zannetmiyorum. Artık Cimri gelmeyecek o zaman. Yok gelir eğer talep olursa abi bu seri devam ettirin diye şu an yorma yazıyorlarsa 3 de gelir 4 de gelir ama biz sıkmak istemiyoruz. Abi biz istiyoruz derseniz yorumlarda belirtin biz de çekelim. Belirtiler. İstediğiniz seri de yazabilirsiniz. Mesela Kargo 2 sorunlar oluyor veya başka hangi seriler var? Kaçakçı, Kemgöz. Aynen. Bir de hatırlıyor musun? Git annemizin dişlerini yaptı. Daha iyi olabilir abi. Aynen doğru söylüyor lan. Annemizin de dişlerini yaptırdık. Van rahmetli lan. Tamam hazır. Kayıt. Aynen doğru söylüyor. Devam. Aynen doğru söylüyor. Rahmetli annemizin dişlerini yaptır dedik sana. Takma diş pahalı olur diye gidip bakkaldan 1 liralık. Vampir dişlerden. Devam. Yok yok. Kayıt. Aynen doğru söylüyor. Annemizin. Rahmetli. Anne hazır. Babamızın üzerine bir orman görünüyor. Orman görünüyor. Orman değil arsa oğlum. Bir arsa görünüyor. Ormanlık alanı. Orman ne lan Atatürk orman çıkıyor. Baba zengin oldu. babanızın üzerine bir arsa görünüyor ormanlık alanda. Yemin et. Ormanlık alan görünüyor arsanın üzerinde. Söyler lan oğlum karıştırma. Bir arsa görünüyor ormanlık alanda. Babanızın üzerine bir arsa. Aha başarabilsin. Çok kısa bir cümle. Kesmeden devam. İyi de abi orası ormanlık alan. İzin vermezler ki. Lan bir çakmağa bakın. Sessiz ol, baba bizi şikayet etmesin. Doğru söylüyor abi. Gülmeyin lan. Sahne çok iyiydi. İyi de abi, orası ormanlık alan. İzin vermezler ki. Lan bir çakmağa bakın. Çakmak da yemeyelim. Buraya bir imza alayım. Oğlum bana boş kalkıyorsanız sakın arsa çekmesin. Tamam kanıya. Şuraya bir imza alayım. Oğlum bana boş arsa... Boş kalp boş arsa mı? Arsa boş. Ben boş kalp verin, sakın arsa çekmesin. Ne yapacaksın ki o ev abi? Sen burada mıydın lan? Ne yapacaksın ki o ev abi? 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 Ne diyorsun, ne yapacaksın o evi? O evi ne yapacaksın? Kayıt. Ne kaydı? Kayıtlı kaydımız mı var? Lan ev yanıyor ev! Lan arasana itfaiyeyi! Lan ev yanıyor ev! Süper. Tablo üstümüze uçuyor. Cimri'nin ikinci serisini de bugün bitirdik. Evet. Hatta montaj işleri de bitti. Bu video ondan bir gün sonra yayınlanacak. Bir gün sonra izlemiş olacaklar. Video hakkında görüşlerini alalım. Sence tutacak mı? Bir gün sonra. Daha ama yayınlamadık bu videoyu. Sence bu video tutar mı? Yani bu video yayınlandığında çoktan yayınlanmış, insanlar yorum bile yapmış olacak. Sence? Aynen. Sence tuttu mu yorumlar güzel? Bu arada videonun beğeni yüksek mi? Bu arada videonun bitmiş halini izledik biz. Yüklemedik ama izledik. Birazdan yükleyeceğiz. Tutar mı? Bilmiyorum. Konu yetersiz kalıyor ama biz işimizi her zaman düzgün yapıyoruz. Bence olmuştur. Kendimizi övmek için demiyorum çünkü daha öncesinde yazım aşaması var bunun. Yani kurallara uyarak yazdık yani. Giriş, gelişme, sonuç, finali vardı. Geri kalan bizim performansımıza bir de videonun konusuna kalıyor. Bence oldu. Bence de oldu. Bu videoda farklı bir şey denedik. Yani daha önce de çok deniyorduk. Şimdi Rıdvan senaryoları yazıyor. Tamam, iyi, hoş, güzel. Yaptığı bir acımasızlık var. Çok katı kuralları var. Yani mesela yazmış, sallıyorum. Merhaba, nasılsın?
Yani nasılsın merhaba diyemezsin. Yani merhaba öndeyse, önde nasılsın, arkadaysa. Ya bazen bununla ilgili çok tartışıyoruz da Rıdvan'la. Yani bırak salıver insanlar oynarken. Burada bir tolerans tanıdı sağ olsun ve gerçekten yaptığı tolerans işe yaradı. Şöyle örnek vereyim. Tapu müdürü mü, memuru mu ne, Harun'un çok, hatta belki kısa bir rolü vardı. Hiç konuşmadım. Müthiş ya, o doğaçlamalar sayesinde hem bir lezzet aldık hem o rol o kadar güzel oldu ki, ne demek istediğimizi zaten biliyorsunuz çünkü izlediniz. Bence harika oldu yani. Bugün yaşadığımız bir olayı anlatmanızı isteyeceğim sizden. Şu izlediler zaten videoyu. Yangın videosundan önce Cüneyt abinin çok yükselerek oynaması sayesinde mi diyelim? Sonrasında mı diyelim? Herkes çıkıp işte gerçek yangın sandılar. Gerçek yangın sandılar. O anı bize bir anlatın. İkiniz birlikte anlatın. Valla benim için bir sorun yok yani. Ben hani içeride de dışarıda da hani her yerde oynadığım için tehlikeli abi. Kimsenin haberi yokken yangın var, yangın var. Şimdi hiç herkes pencere çıktı. Mahalleden kaynaklanan bir şey de oldu. Bayağı bir ciddi aldılar bizi. Yani hatta biri çıktı dedi üstüne atlayacağım. Kadın dedi abla atlama ezilir ölürüm falan. Yani mahalle ayağa kalktı. Gerçek yangın zannetti. Rıdvan biraz transa girdi orada. Ya normalde yani yangın var, yangın var desek bu sefer nasıl video çekiyorsun? Aynen yani, video olmayacak. Aynen. Evet, günün sözünü söyler misin abicim? Bence sen söyle, sana yakışır. Belki başka zaman ben söylerim ama şimdi sen. Abi bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Aynen öyle. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.